Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte şurada gördüğünüz kitaplığımı düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz ki ben bu sene 8. sınıfım, yani bir LGS öğrencisiyim. O yüzden bu sene derslerime olduğundan daha çok ağırlık veriyorum. Bu arada arkadaşlar, bizim bütün ev boyandı. Hatta kapılar mapılar dahil bütün ev boyandığı için daha yeni yeni düzenimize oturmaya başladık. Ve şimdi sizlerle birlikte yeni odamda ilk turum olsun istedim. Hayır, tur yok. Tur arkadaşlar başka bir videoda. Şimdi sadece sizinle birlikte kitaplığımızı yerleştireceğiz. Ve bu sene kullanacağım yayınlarını göstereceğim. Bu arada benim dolabımda da olan yayınlar var. Yani okuldaki dolabımda olanlar var. Onları şu anda gösteremiyorum. Oda turu yaparken size onları da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle şunlardan başlayalım. Arkadaşlar, bizim her sene okulumuz ya Oxford ya da bu Universal Elk diye bir yayın var. Ondan kullanıyoruz. Bu sene kitabımız da bu The Chase. Belki kullanan arkadaşlarımız vardır okulunda. Şimdi bunları buraya koyacağız. Ama bunlar sonra okula gidecek. Çünkü İngilizce kitabı olduğu için evde bir işim olmaz bununla. Şimdi şöyle bir koyalım. İlk önce ders işleme kitaplarını koyacağız. Ve şöyle bir karar verdim. Hani inkılap, matematik gibi koyacağım arkadaşlar. Şimdi madem inkılap dedik, ilk başta inkılaptan başlayalım. Drift'in bu serisi. Bu biliyorsunuz böyle 3 fasikül halinde. İnkılap tarihinin. İlk öncelikle bunu koyacağız. Evet. Sonra arkadaşlar, İnkılap'ın yine böyle bir kitabı. LGS Yenisi Soru Avcısı diye bir kitap. Bunu da koyalım. Çanta yayıncılığıymış bu arada. Sonra bakalım. Sonra yine arkadaşlar, Çanta Yayıncılığın bir tane yeni nesil sorulu yaprak testi. Yani İnkılap bence çok güzel bir ders. Ben çok seviyorum kitabı. Sosyalden daha çok sevdiğim kesin bir bilgi. Onu bir vereyim. Sonra bakalım başka inkılaptan var mı? Şu var arkadaşlar inkılaptan. Ders işleme kitabı. Bu bizim okulumuzun özel olan kitabı. Ondan sonra bakalım başka. Ay bir dakika, bunlara baktık değil mi? Şuradan hemen bakmaya devam edelim arkadaşlar. Burada çözdüm, testler karışmasın. Bu arada arkadaşlar, 30 bin takipçi olduk. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Artık ne diyelim, nice yüz bin. Burada Zoom'un bir kitabı var. Sonra yine bizim okulumuzun kitabı. Bu okulumuzun kitaplarını şeye koyacağım, öne. Çünkü onlar daha çok okula gidip geliyorlar. Evet, bakın. Ders uygulama testi, konu tarama testi ve ders işleme kitabı arkadaşlar. İnkılabında normalde DUT ve KTT'si var ama dediğim gibi okulda olduğu için şu anda sizlere gösteremiyorum. Zoom'un bir şekilde matematik, bu gerçekten güzel bir yayın bu arada. Hani kullanmak isteyenler kullanabilir. Çok içten öneriyorum. Bu MUBA'nınki de acayip iyi. Ama bu ilk başlarken hani çözebilirsiniz. Çünkü ilk baştan mozaikle başlarsanız arkadaşlar, büyük bir sıkıntı. Ağlarsınız yani başında. 10 soruda bir soru anca çözersiniz. Tabii seviyenizi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Tabii ki hani çok çok iyi olan arkadaşlarımız da vardır. Onlara bir lafım yok ama bence ilk başta kolay düzeyden sonra çok çok zor seviyelere geçilmeli. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Benim fikrim bu yönde. Sonra matematik başka kesim vardır. Arayalım arkadaşlar şuradan matematiğe. Bu arada sizinle birlikte bir yandan da normal görevimi yapıyorum. Bu dolabımı yerleştirecektim zaten. Evet, matematiğin de çanta yayıncılığı bu inkılabın aynısından var. Bir de dediğim gibi mozaik bayağı zor. Hatta anneciğim gel göster. Bakın soruları böyle. Bir şekilde türler arkadaşlar. Birazcık arkadaşlar, ders çalışma günlükleri ve vlogları gelecek yoğun bir şekilde kendi kanalıma. Sonra şimdi fene geçelim. Yine fende de ilk önce şunları koyacağız. Allah.
Arkadaşlar bu dut koparmalı olduğu için çıkıyor sürekli. Neyse evet. Şimdi bunun da şurada soru bankası. Fen'in de ders işleme kitabı yine okulda. Bunun da daha soru bankası var yanında. Ama matematiğin de soru bankası varmış. Unutmuşum. Bunu da şuraya sıkıştıralım. Arkadaşlar hemen. Evet. Sonra başka fen yapıyorduk. Bu şekilde bir şey var. Bunda fasikül. Bunu açalım mı? Gerek duymuyorum şu anda. O yüzden böyle koyacağım. Çünkü eğer fasikülse dağılıveriyor. O çok sıkıntı. Sonra kayboluyor falan arkadaşlar. Boş verin. Drift'in matematiğini de koymamışız. Ben ne koymuşum ki? Bakın bu da aynısı. Hatta bunu açmışım. İçine bakmak için. Göstereyim sizlere birkaç bir soru var. Bakın arkadaşlar bu da böyle etkinlikli. Hani bu da böyle yine daha seviyesi şu anda ilk çözmek için biraz daha uygun. Şuraya koyacağız. Drift alabilirsiniz. Çünkü yazılara da bir yandan hazırlar. Tabi önceliğimiz LGS ama olsun. Ders işleme kitabı fenin. Bunu da buraya koyacağız arkadaşlar. Bir dakika bunu soru bankasının önüne koyalım. Evet. Sonra fenden arkadaşlar bir şekilde Koray Varol'un. Bunu da için göstereyim. Hani bu sene Koray Varol biraz daha zor. Ana. Ha değilmiş. Biz bugün deneme olduk da arkadaşlar. Bir an ol sandım da çok çok farklı bir soruydu. Evet. Sonra bu Superstar. Bizim okulumuz bu Superstar'ı sık kullanıyor yani. Türkçe'de olsun, fende olsun. Bence seviyesi iyi. Hani yeni nesil ama böyle çok çok zorluyor. Aman tanrım bulamıyorum şekilde değil. Hani yapabilirsiniz. Sonra başka bakalım fenden. Mozaik var. Mozaik çok kazık. Çok 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 kazık hatta. Hani mozaik LGS gibi. Anlıyor musunuz? Mesela bu soru bu soruya çok benzer LGS'de çıkmış. Arkadaşlar bence şöyle yapın. Mozaiği mesela konularınızı yarıladıktan sonra birinci dönem bittikten sonra alın ve birinci dönemin konularını baştan çözerseniz ve çözebiliyorsanız yani o dönemin konuları bitmiştir ve LGS'de iyi yaparsınız. Çünkü mozaik bence asla ilkten başlamaz. Hani mesela birinci konuyu bitirdiniz. Mozaik ilk başta çözeyim. Yapmayın arkadaşlar. Moraliniz düşer. Bayağı şu anda çok şey verdim. Korkuttum biraz gözünüzü ama yok yani çok korkmanıza gerek yok. Şimdi Türkçe'ye gelelim. Türkçe'de daha biraz daha az kitabımız var. İlk öncelikle Koray Varol'un kitabı. İçini birazcık göstereyim yine de merak edenler için. Bakın bu zaten hep denemede çıkan sorular. Hani güzel bence. Bunu koyalım. Bu arada Türkçe'de ders işleme kitabı, soru bankası ve KTT, DUT. Onlar şu anda yanında olmadığı için şu anda olanları koyacağım. Yine Türkçe Süper Start'ı biz bunu geçen sene de kullanmıştık galiba. Hani böyle bir dakika çözmüşüm birazcık. Ama güzel. Türkçenin Superstars'ı gerçekten güzel. Bir kere paragraf alacağım Tuana. Ne alacağım şaşırdım diyenler için de kesinlikle bu. Bakın. Direkt ya. Direkt yani. Start fenin. Soruları bayağı güzel arkadaşlar. Ve şöyle anneciğim getir. Bu deneme sorularını biliyorsunuz. Sürekli her denemede olan bir şey. LGS'de de var. Böyle sorular. O yüzden bunu alın. Çünkü start fenin paragrafında arkadaşlar sözel mantık muhakeme daha fazla. Bu da benim geçen sene kitabım fenomenin paragrafı. Ama biliyorsunuz ki paragrafta genelde fark etmiyor çok düzeyi. Sadece bunu da kullanıyorum. Bir dakika bunları çözmüşüm bunu çıkartalım. Buradan hep kopardığım için arkadaşlar. Bunu da kullanıyorum ama mesela şöyle. Bunu çözdükten sonra bundan 2 test çözüyorsam yanında bundan 3 test çözüyorum. Bu biraz daha kısa paragraflı ama bunun da zor olanları var tabii ki. Hani mesela
Şu şekilde soruları var bunda arkadaşlar. Hatta bu kitap bayağı bir kopuyor. Ama ya bu da güzel. Fenomenin Gama yayınlarının zaten. Gama yayınlarını da alabilirsiniz. Mozaik'in yanında da gerçekten eksik kalan bir yayın değil. Hani bu sene size önerebileceğim yayınları söyleyeyim. Şuraya gelelim anneciğim. Shinmoba'nın Biz Baktık. Anne değil mi? LGS soyu muydu? Arkadaşlar MUBA LGS'de çok 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 benzer sorular yakalamış. O yüzden MUBA'nın ilk önce bu şekilde soru bankası, ondan sonra mutlak başarıların föylerine geçebilirsiniz. Bayağı yardımcı olur size. Hani bakıyorduk LGS'de mesela 6. soru çıkmış matematikte. Çok çok benzeri. Aynısı mesela MUBA'da 5. testin 2. sorusu. Hani çok güzel, çok süper. Sonra dinden de bir şekilde kitaplarımız var arkadaşlar. Biz genelde Eker testini kullanıyoruz. Dinde. Dinin de yine bu kendi okulumuzun kitapları var. Yalnız ama ve lakin okuldalar. Kitaplarıma gelirsek okuma kitaplarım. Arkadaşlar sizlere önerebileceğim kitaplarım var. Gerçekten çok güzel ve hani iki günde bitirdiğim uzun kitaplarım var. Onları göstereceğim de. Burada da var. Yalnız şu bunun birincisini şu an burada göremedim. Dediğim gibi odamız baştan olduğu için yani yatak falan her şey ortadaydı arkadaşlar. Karıştı. Şu kamp arkadaşları birinci ve bunun birincisi var. Bu da ikinci şansı. İkisi birlikte acayip güzel. Kitap sarıyor arkadaşlar. Oturduğunuzda hani çok rahat bitecek bir kitap. Sonra bu Zera Köşkü. Bu da yine çok güzel. Biz bunu geçen sene öğretmenimiz aldırmıştı bize bu setlere. Yani bu Şule İbiş'in kitapları bayağı güzel oluyor. Okuyabilirsiniz. Ayrıca bir de hani bu şekilde tarz okumayı sevmiyorum diyenler için. Arkadaşlar şurada benim kitaplarım var. Mesela bu Emily Sparkles'ın Arkadaşlık Fiyaskosu ve Yarışma Faciası bayağı güzeldi. Şu Hayalet Kız'da kapağına bakmayın, içi bayağı iyi. Ve burada da İpek Ongun'un kitapları var. Ben bunları çok hevesle, çok büyük bir hevesle aldım. 50. sayfasına geldim. Biraz takıldım ama devam ettirmeyi düşünüyorum. Sonra size başka önerebileceğim bir kitap. Şu. Bayağı güzel. Kaçış. Arkadaşlar bu biraz daha şeyle alakalı. Hani çok güzel. Gerçekten bu da oturunca direkt biten kitaplar türlerinden. Burada da şunları da göstereyim bari. Burada benim patlarım var. Bilişsel geceli şeyleri. Bunun da dediğim gibi 7. sınıf olmasına bakılmıyor arkadaşlar. Çünkü her türlü sınıftaki beceri düzeyinizi arttırıyor. Hatta genelde ben bundan yapmıştım. Hani bakın böyle arkadaşlar. Ama bunu hafife almayın. Gerçekten dikkatinizi geliştiren sorular. Mesela burada şey yapıyorduk. Kalabalık. Hani gayet güzel. Burada simetri kavgası falan. Yani arkadaşlar eğer bu şekilde sınavda biraz daha bilişsel becerinizi arttırmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Trend yolda olması lazım. Öyle bir şey. Yani arkadaşlar benim şu anlık gösterebileceğim sizlere ürünlerim dedim. Kitaplarım bu kadardı. Daha kitaplarım var ama kalanını artık oda turunda göstereceğim. Sizleri çok seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın.